EYT'liler geçti borun pazarı. Emeklilikte yaşa takılan EYT'liler ne zaman düşünülmüştür ki bugün düşünürsün? Düşünmek inisiyatif sahipleri tarafından ilgilendikleri konuya karşı ilgileri ölçüsünde düşünürler. Başka bir deyimle o ilgi verdiği değerle bellidir. Şu anda EYT ile ilgili bir takım çalışmaların olduğu iddia ediliyor. Vaktin birinde ANAP döneminde süper emeklilik adıyla emekliliğini dolduran bir takım şartlar getirerek emeklilerin alacağı ücretten 2 veya 3 kat süper emeklilik adıyla hak verilmiş. Bu hak verilirken SGK emeklilerinden o günün şartlarında çok ciddi bedeller istendi. O bedelleri yatıranlar süper emeklilikten faydalandı. Şimdi de buna benzer piyasadan para toplayarak bir takım emeklilik hakları verilmesi düşünülmekte olduğu konuşuluyor. Yani bedelli emeklilik. Bunun doğruluğu ya da yanlışlığı süreç içerisinde belli olacak. Ancak EYT'liler toplantılar, mitingler yaparken Millet İttifakı'nın verdiği önergeler sırasında Cumhur İttifakı'nda ret çıkması ve EYT'lilerin haklarının engellenmesi, o arada Cumhur İttifakı'nda bütçeye yük getirecek denmesi bu iddiaların doğruluğu karine teşkil etmektedir. Paranız varsa gelecekte bedelli emekli olabilirsiniz. Paranız yoksa yaşınızı beklemek zorundasınız. Bedelli emekliye şimdiden razı olacak EYT'liler de var. Bedelli emekliyi dört gözle bekleyen EYT'liler var. Kimse yok demesin diyen EYT'liler ancak kendilerini kandırırlar. Saygılarımla Ayten Demirhan.